Kirazlar ezilmiş Nediler, Türk tır sürücülerini Kırgızistan'da esir aldılar efendim. Üstelik tam 15 gündür korkunç iddianın sahipleri uluslararası taşımacılık yapan tır sürücüleri. Şov Haber Kırgızistan'da tırıyla birlikte alıkoyulduğu öne sürülen o sürücüye ulaştı. Talihsiz adamın görüntülü aramasıyla beni kurtarın feryatlarına da tanık oldu. Kendisi benim arabama gözünü dikmiş. O da tırını bırakmıyor, tırında yatıp kalkıyor. Bırakmıyor, yatıp kalkıyor orada. Özledin mi abi, özledin mi? Ya özlenmezim abi ya, özlenmezim ya. Türkiye'den binlerce kilometre uzakta, 15 gündür Kırgızistan'da alıkonuldu, iddia edilen tırının içinde akıtıyor bu gözyaşlarını. 17 gündür siz o aracın içinde o şekilde mi yaşıyorsunuz efendim, orada mısınız? Evet, ben buradayım çünkü bıraksam icabında arabayı parçalar, icabında arabayı çeker satar. İddiaya göre Coşkun Fırat bundan yaklaşık 3 hafta önce Manisa'dan kiraz yükledi ve Kırgızistan'a doğru yola çıktı. Yine iddiaya göre yolda o kirazlar bozuldu ve kirazları alan o tüccar kirazların bozulduğunu bahane ederek o tır şoförlerini Kırgızistan'da rehin aldı. Şov Haber ekibiyle kendisini alıkoyanlardan gizli konuştu. Korkusundan tırdan dışarı adım bile atamadı. Sen şu anda gizli mi konuşuyorsun abi? Abi yani şu anda beni görse der ki kimle konuşuyorsun? Ters tepki yapabilir diye onun için ben aşağıda konuşmuyorum ben. Bir tek iletişim benim bu. Eğer anlarsa sizinle konuştum televizyonlar, telefonu benim elimden alır. Talihsiz sürücü Coşkun Fırat kanunen haklı olduğunu anlatmaya çalışsa da 17 gündür sesini duyuramadı. İddiasına göre kiraz kolileri plastik değil kartondu. Hava sıcaklığı da eklenince kirazlar bozuldu, ezildi. 4 günden sonra derece yükselince dedim abi bak termokini derece yükseliyor haberiniz olsun. Ondan sonra arabayı açtıktan sonra malı indirirken yumuşamıyor. Yumuşamadığından dolayı biz abi yükü bozdun sen arabanı el koyuyoruz. Tır sürücüsü Coşkun Fırat'ın yanında bir sürücü daha vardı. O bir miktar para ödeyip o esaretten kurtuldu ama Coşkun Fırat kurtulamadı. 3 gün kendisi esir tutuldu, rehin tutuldu. Daha sonra kendisinden 20 bin dolar istendi. Sen serbestsin gidebilirsin ancak tırına Kırgızistan'da el koyuyoruz dendi. Fırat alıkonulduğu yeri de gösterdi. Kaçamasın diye alınan tedbirleri anlattı. Şu gördüğünüz çıkış kapısı akşamları kilitliyor. Bu yerde olan kiraz. Burada kimse olmadığı zaman benim aracımın önüne araç koyuyor. Araç çıkmamı engelliyor. Benden 20 bin dolar para talep etti. Diğerlerinden 7500-8000 dolar para aldı. Bu adam her zamanki yaptığı iş. Kendisi Kırgızistan'da, eşi ve çocukları da Hatay'da perişan oldu. Her iki tarafta kiraz krizinin çözülüp hasretin son bulmasını bekliyor. Aşkım baba, ne güvendireceğim? Şimdi çok hoşlarım. Şu anda kalacak yeri olmadığı için arabada yaşıyor. O da orada mağdur, biz de burada mağdur. Abi yaşamak lazım, anlatılmaz bu.